Memur Sen Adıyaman temsilciliği ve bileşenleri 6. dönem toplu sözleşme ile ilgili açıklama yaptı. Demokrasi Parkı'nda yapılan açıklamayı Memur Sen Adıyaman il temsilcisi Ali Deniz okudu. Dört milyonu bulan memuru, 2 milyonu aşan memur emeklisi olmak üzere 6 milyonun üzerinde emekçiyi ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşmeye ilişkin ilk teklif dün kamu işvereni tarafından ifade edildi. Basın açıklamasına Memur Sen'e bağlı hizmet kollarına ait sendikalara üye olan kamu çalışanları katıldı. Basın açıklamasını okuyan Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, kamu işveren heyetinin 2022 içi %5+6, 2023 içi %6+6 oranında zam teklifinde bulunduğunu belirtti. 4 milyonu bulan memuru, 2 milyonu aşan memur emeklisi olmak üzere 6 milyonun üzerinde emekçiyi ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşmeye ilişkin ilk teklif dün kamu işvereni tarafından ifade edildi. Ancak gelen teklifleri dikkate aldığımızda ülke gerçekleriyle uyuşmayan ve bizleri tatmin etmeyen bu tekliflerin beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu bugün burada hep birlikte ifade edip hükümeti hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmaya davet etmeye ve ayrıca haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için de her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu buradan ifade etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Ali Deniz, kamu çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarının, enflasyon karşısında erimiş maaşlarının en etkili çözüm yerinin toplu sözleşme masası olduğunu vurguladı. Evet, biz kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarımızın, enflasyon karşısında erimiş maaşlarımızın en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masası olarak görüyoruz. Bu nedenle 6 milyonun üzerinde emeklinin gözü kulağı bu toplu sözleşme masasındadır. Kamu işverenin dün açıkladığı teklif maalesef büyük bir kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergilemektedir. Dünkü teklifte 2022 yılı için %5+6, 2023 yılı için de 6+6 maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek bir tekliftir. Halbuki 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 98,5 kilogram kıyma alabilen kamu görevlisi 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle ancak 62,65,2 kilogram kıyma alabilmekte. Yine 2010 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 1917 adet simit alabilen kamu görevlisi 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle ancak 1695 adet simit alabilmektedir. Yine 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla yine 21 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilen kamu görevlisi 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle ancak 14 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilmektedir.